Vefasızlık var mı Türkçe rapte? Denyoluk var. Rap krallığın olduğu bir yer değildir. Kral siken bir yerdir. Ben de istiyorum. Sabah kalkayım hepsini disleyeyim. Bizdeki bebeler de biraz ezik bebeler. Çok kötüler ve hasetkarlar. Senin abi dediğin, saygı duyduğun büyük bir rapçi var mı? Yok. Benim çok nefret ettiğim adamlar var. Çok. Kim? Karalistan var. Kimseyi unutmaz. Sen Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang diyorsan ve bunu 1 milyar kişi dinliyorsa sorun üreticilerde değil, tüketicilerde. İşte kimi seçtiklerini görüyorsun ülkeyi yönetsinler diye. Şu anda başımıza gelebilecek en kötü şey Tayyip Erdoğan'ın ölmesi olur. Toplumun Tayyip Erdoğan'ın yenildiğini görmesi gerekiyor. Korkuyor musun müzik yaparken? Yapmak istediğimi yapmadan ölecek birisi değilim. Daha önce yaptığın siyasi şarkılardan dolayı ceza aldın mı? Kukla başıma çok iş açtı. İtibar böyle hiç siklediğim bir şey değil. Yani insanların beni nasıl bildiği. Seninle ilgili bilinen en yanlış bilgi ne? Doğru bildikleri şeyler çok az ya. Seni sevmeyen neden sevmez? 1.86'yım. Aşağılık kompleksi falan yapıyordum, ne bileyim. Sen gerçekten arkadaşlarınla trolledin mi bizi? Ama polis... güzel olurdu. Ben eskiden bunu yapardım. Kariyerini bitirdiğim insanlarda olmadı değil yani. Memleketin hepsini trollemekte de ben bir sakınca görmüyorum. 1970'lerin sonları, Amerika gettosunda yaşayan Afrika kökenli Amerikalılar müziğe yeni bir soluk getirdi. İşte o zaman müzikte yeni bir dil gelişti. Şiirsel, edebi ama yer yer edepten uzak. Sisteme karşı fakat kendi ahenginde sistemli. Biraz dışa vurum, biraz da iç dök. Rhythm and poetry diyorlar. İşte biz ona bugün rap diyoruz. Yani rap, rap. Bize göre rap. Birileri çıkıyor ve söyleyemediklerimizi bizim pek de söyleyemeyeceğimiz, söyleyemediğimiz bir şekilde söylüyor. Ya da sayıp sövüyor. Onlardan biri de Bulut Alpman. Evet, bildiğimiz adıyla Rota. Ben Taner Çağlı. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Rot. Kanalıma hoş geldiniz. Benim kanalımda Rot'un, Bulut'un... Ben Bulut desem olur mu ya? Olur olur. Bulut'un kalanını konuşacağız bugün. Ne kaldıysa. Gerçekten de aslında böyle başlıyor genelde program. Yani ne kaldı ki? Kaç yaşındasın? 34. 34. Nasıl Davudi bir sesi var arkadaşımın. Benim en sevdiğim rapçilerden biriyle beraberim bugün. Neden seviyorum? Çünkü evet, rhythm and poetry dediğimiz şeyin hakkını verdiği için. Yani o şiirselliği, o rap müziğin hak ettiği şekilde ritimle beraber verebildiği için. Çok incesin. En hayran olduğum, bak 5 kişi varsa işte 5'inden birisin. Şimdi hepsini saymayayım, sayamadıklarım yanlış anlamasın. Ama Bulut, sen kaybettiğini mi düşünüyorsun bu savaşı? Hangi savaşı? Müzik. Yok ya, benim böyle olası rekabet alanında gördüğüm bir yer değil burası. O yüzden kazanç ya da kayıp görmüyorum. Şimdi böyle indirekt bir soru olduğu için şey gibi geldi. Bu dolaylı olarak şeye kadar gidebilir ya, ben en iyisiyim, ben en kötüsüyüm. Ben merkezci bir müzik yaptığımız için buraya varan şeyler olabiliyor bu sorunun cevabı olarak, ama bu bir savaş değil. O yüzden ben bir kazananın ya da kaybedenin olduğunu düşünmüyorum. Şimdi 36, 40 milyon, 50 milyon dinlenen şarkılardan sonra 100 bin, 50 bin dinlenen şarkılar görmen kendi şarkılarınla ilgili seni yaralıyor mu? Yok ya. Ama yani bizim şarkılarımıza milyonlarca lira veren yapım şirketleri total streamleri 200-250 milyon dinlenen işlerimize benzer işler yapmamızı istiyorlar. Yani senin duygusal bir işin tuttu. Evet. Hadi duygusal bir iş yap. Ya Son Kez diye bir şarkın var. Niçin Son Kez 2 yapmıyorsun? Çünkü Son Kez. Evet. İnsanlar genelde yaptıkları şeyle aralarında kurdukları bağ doğrusal bir korelasyon da değil. Yani senin köpek balığından korkman için illa Hint Okyanusu'nun ortasında olman gerekmiyor. Sen salonda oturduğunda da köpek balığından korkabilirsin ya. Böyle bir şey var ya. İnsanlar sanatını parayla arasında bir bağ merkezli yaparsa bunu yapabiliyorlar. Aslına bakarsan ben 10 şarkılık duygusal bir albüm yapsam benim için her şey daha farklı olabilir. Ama burada şey işin içine giriyor. Mesela ben seni yıllardır tanıyorum. Bu arada davetin için teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu programın ilk davetlisiyim ben. Bayağı geciktim gelmekten. Ya ben program yapmaya başladığım anda kimle sohbet edilir? Kim ağzından söz değerli bir şey çıkar? Yani kim konuşabilir? Abi konuşamıyorlar. Çocuklar konuşamıyor. Çocukların konuşmayla ilgili problemi var. Bak iyi çocuk kötü çocuk demiyorum. Eğitimsiz çocuklar. Kendilerini geliştirmemiş, okul okumakla da alakası yok. Tırnak içinde gariban çocuklar kardeşlerim. Hepsi benim kardeşim ama onları anlatıyorum. Oğlum diyorum böyle gariban olmayın. Bak milyonlar dinlenirsin, milyonlar kazanırsın. Ama
İki kültürlü adam gelir tokatlar seni, yarın mahcup olursun. Kendini geliştirmen lazım. Bir şeyler yap. Bilmiyorum. İşte, bu o yüzden sana güveniyorum. Bu çağın dinamiği tam olarak senin dediğin gibi işleyebilir mi? Tam artık emin olamıyorum. Çünkü az evvel de şeye varacaktım. Ya mesela sana senin normal hayat bütçeni çok aşacak ve senin arzularını tetikleyebilecek bir para verseler. Mesela deseler ki Taner sana 100 milyon dolar ama bikini giyip arenada Chiquita Mus şarkısını söylemeni istiyoruz. Şimdi seni tanıdığım kadarıyla bu senin veremeyeceğin bir taviz. Evet. Burada benim için de aynı şey geçerli. Bu Keep It Real mevzusuna kafayı o kadar taktım ki çocuk yaştan beri. Şimdi ne yapayım? Şarkım kaç dinlenecek kaygısıyla istemediğim türden eserler mi yapayım? Yani duygusal şarkı yapıyorsam öyle olduğum bir anda, gangsta hissediyorsam öyle bir anımda yapıyorum. Kalkıp da gangsta hissettim. Ah, bu dinlenmeyecek kaygılarını güdecek bir halim yok. Bir yapımcın yok. Yok. Kendi patronunsun. Şükürler olsun. Müziğine kendin karar veriyorsun. Her şeyine kendin karar veriyorsun. Canın istediği zaman müzik yapıyorsun. Zenginim. Şimdi, o yüzden de böyle bağlarım yok. Ve gerçekten sana içten soruyorum. 100 bin dinlendiği zaman bir şarkın üzülmüyor musun? Yok, hiç. Peki diğer çocukların ki 100 milyon dinlendiği zaman mesela işte aynı kategori değil ama Şehribar şarkısı yapmış. 250 milyon dinlenmiş. Ebru Yaşar'la şarkı yapmış. Bu ne ya falan diyor musun? Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada konu sadece hip hop değil. Burada kült olmamış çok şey var. Senin mesleğinle alakalı da. Dünyada doğru olarak etmen kabul edilip de burada oturmamış çok fazla şey var. Konuya hip hop özelinde bakmayı doğru bulmuyorum. Şimdi yeri geliyor protest, yeri geliyor politik doğrucu olduğum, yeri geliyor serseri olduğum şarkılar yapıyorum. Öyle hissettiğim anlarda yapıyorum. İnsanlar kendilerinde bu eserlere ait bir şeyler buldukları zaman benimle ilgili bazı varsayımlar elde ediyorlar. Örnek veriyorum, şimdi seninle bir saatlik bir söyleşinin içindeyiz. İnsanlar bunu izleyecekler. Buradan elde ettikleri varsayımlarla benim birisi olduğumu düşünecekler. Yani benim bir şarkımı dinleyecek ve diyecek ki bu adam Mercedes benim diyen adamlara karşıdır. İşte ya da bu adam kesin cuppa cuppa müzik yapanları sevmiyordur. Şimdi durum öyle değil. Ben yıllardır şunu söylüyorum. Tamam, hip hop'un benim algıladığım kültte bu tür soundlara karşı olan bir tarafı var. Fakat bu arkadaşlara karşı bir duruş sergilemeyi de hip hop'un bize bahsettiği o özgürlük alanını daraltma alanı olarak buluyorum. Yani herkes istediği müziği yapabilir. Ama şöyle bir şey var. O müziği dinleyen veya o müziğin fanı olan bir insanla benim paylaşabileceğim entelektüel kapasitenin ortak alanının eşdeğer olmadığı bir düzlem var. Yani biz bir masada oturduğumuz zaman onunla paylaşabileceğimiz şeyler çok az. O farklı biri, ben farklı bir, yani o farklı şeylerden keyif alıyor, ben farklı şeylerden keyif alıyorum gibi bir durum var. Ona gelene kadar onu dinleniyor, bu niye bu kadar dinleniyor diyene kadar o niye o kadar oyalıyor, bu niye bu kadar oyalıyor da var. Evet, evet. İşte Taner'i niye o kadar kişi İngilizce'de takmadı da gitti, evet, onu taktı, o da var. Yani nerede insan hak ettiği yerde ki? Bu arada şu da var, tabii. Ben de onlardan biriyim. Bizim total streamlerimiz 900 milyonu aşmış. Ben beni anlamak istediği kadar insana ulaştığımı düşünüyorum. Sonuçta seni tanımayan yok. Rap müzik dinliyorsa daha eğer. Ne yaptık ki ya? Sadece ben sizin adınıza bazen empati kuruyorum ve diyorum ki abi olmaz ya diyorum. Bu izlenme ne? Ceza şarkı yapıyor. 100 bin dinleniyor abi. Ya 100 bin ne abi? Ceza yapmış ya. Şimdi tabii ki Ceza daha iyidir, daha kötüdür, tartışmıyorum. Ceza yapmış ya, yepyeni albüm, klipler çekmiş. 200 bin, 300 bin zar zor görmüş. Sonra düşünüyorum, acaba diyorum üzülüyor mu ya Ceza buna bakıp? Ne oldu bu ülkenin hali? Bak dinleyici gitti bir falan. Yani diğer şarkılara bakıyorum, anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Tamam markalar, tamam tabancalar, tamam... Bak bu arada ben de çocukken rapçiydim. Bir şarkılarım var, yanlışlıkla internetten bulsalar beni linç ederler. Ne küfürler, ne sigara yok da, ne bilmem silahlar, ne vururumlar, keserimler. Ben ya ben. Ulan ben öyle biri değilim ki. Yapmışım işte. Bir şekilde kültür beni o noktaya getirmiş. Ama bundan 25 yıl öncesinden çocuktum, bebektim yani. Şimdi onları da anlıyorum. Onları da o günlerimi düşünerek anlıyorum. Ama yine de bu ülkenin bu kadar stream, yani bir kere bu streamler, bu izlenme sayıları gerçek mi Bulut? Sence oynanıyor mu? Ben odaklanılması gereken alanın bu olduğunu düşünmüyorum ya, dediğim gibi. Yani bir kere ülke özelinde konuşman enteresan. Çünkü bölgenin tamamına baktığında globalde de durum pek farklı değil. Yani insanlar diss albümleri çıkartıp veriyorlar vesaire de. Ben birazcık şey de görüyorum ya. Buna karşı sound üreten bizdeki bebeler de biraz ezik bebeler ve hasetkarlar. Yani yıllarca Türk hip-hop'una birleşin, beraber olalım. İş insanı olduğum için, yani network'ümüzün beraber hareket etmesi halinde endüstriyi var edebilmemizin gücünün ne olduğunu yıllarca anlatmaya çalıştım ama işin sonunda şeye geliyorsun.
yeterince eğer donanımlı birisiysen rapçi olarak anılmak çok da istediğin bir şey olmuyor. Bir rap sanatçısı olarak anılmak çok da istediğin bir şey olmuyor. Çünkü geçenlerde Okan Bayülgen'in bir yerde bir söyleşisine denk geldim. Şey diyor, baba rapçiler çok kamyoncu gibiler diyor. Baba sen kamyoncu gibi rapçilerle söyleşi yapmış olabilir misin? Bizi böyle bir kalıp sabun olarak algılama biçimleri hiç hoşuma gitmiyor. Bizi temsil eden nitelikteki insanların sayısı çok az. Bu sadece kitlelerin dinlemesiyle alakalı değil. Ben üreticilere bok atmaktan yanayım. Evet. Dinleyicilere değil. Sen eğer nitelikli işler üretmezsen ortaya da bu çıkar. Bir de şu var. Bu tür içeriklerle yaratıcı içerikler arasında bir kronoloji takibi gerekiyor. Yani işte 10 sene evvel birisi bana diss attı. Serdar Ortaç'la hadi düet at diye. Bana çok uzak bir şey. Ben de 10 yıl sonra Serdar Ortaç'ı disslediğim bir klipte Serdar Ortaç'ı oynattım. Ondan önceki bir şarkıda şey demiştim. Beni asla görmeyeceksin demiştim. Görmediler. Altına şey yorumu atıyorlar. Baba hani görmeyecek. Baba görmedin. Zeka seviyesi düştü. Ya da şöyle işte mesela Kral diye bir şarkı yapıyorum. İnsanların bana kral dediğini anlatıyorum. Sonra bir röportajda diyorum ki rap krallığın olduğu bir yer değildir. Kral siken bir yerdir gibi böyle betimlemeler yapıyorum. Altına şey yorumu geliyor. Baba senin kral diye şarkın var. Evet de şarkıda kral olduğumu değil, insanların beni öyle gördüğünü anlatıyorum. Demek istediğim şey şu. İnsanlar derinlemesine biçimde sanat irdelemek peşinde değil. Bu yüzden de nitelikli üreticiler yatırımlarını buraya kaydırmıyorlar. Haliyle ortalık 10 dakikada üretilebilen soundlara, ses mühendisliği zayıf işlere kalıyor. Merso bende, Lambo bende. Peki ben şimdi çok iyi rap yapan biri olsam, entelektüel olsam, kendimi geliştirdim. Mükemmel sözler yazıyorum, çok derinlikli, işte müzikler, altyapılar, her şey süper ama dinlenmeyeceği bana söyleniyor yapımcı tarafından. Ne yapmalıyım? Benim bununla böyle eşgüdümlü bir şey hissedebilmem çok mümkün olmayabilir. Yaptığım hiçbir şeyi böyle para odaklı yapmadım. Benim yaptığım dönemde... Hayır, böyle yumurta tavuk problemi var gibi. Yani böyle bir ilişki var. Şimdi çocuk çok yetenekli. Yapımcı diyor ki hayır bunu yapamayız. Bu dinlenmeyecek, şu dinlenecek falan diyor. Çocuk öyle yapamıyor. Sonra biz eleştiriyoruz. O eleştiriliyor. Böyle saçma bir durum ortaya çıkıyor. Israrla yapmalı mıyız yani böyle bir müzik? Yapmalı mı insanlar kaliteli müzik? Çünkü istiyor isteyen, kaliteli müzik isteyen de var. Ya bir tane vokal istiyoruz, bir tane söz istiyoruz, bir tane laf sok istiyoruz. Ulan bir tane siyasi görüşün istiyoruz. Mal mısın? Böyle mi yaşıyorsun bu dünyayı? Bu dünyayı Gucci ile Prada ile böyle sikip sokup şeylerle mi yaşıyorsun hayatı diyoruz? Yani beynin mi yok senin yani? Aslında öyle yaşıyor. Yani buna bu kadar şaşırmayı anlamakta güçlük çekiyorum. Şöyle diyeyim sana. Sen güncel hayatta dışarıya çıktığında görüştüğün insanların tamamında belirli bir niteliğin üstüne hedef aldığın için yani bu tarz insanları kendi ortamında bulundurmadığın için bunların olmadığını düşünüyor olabilirsin. Bu insanlar vallar, bu insanlar aramızdalar. Yani bunlar gerçekten bundan keyif alıyorlar, haz duyuyorlar. Bununla ilgili üretim yapıyorlar. Bunu ötekile ya ben de istiyorum. Sabah kalkayım hepsini disleyeyim. İşime de gelmez değil. Ama şöyle bir şey var. O çocukları da anlıyorum. Yani çocuk öyle. Ama gerçekten sen diss atarken yaşına da bakarak diss atmak zorundasın. Hayır çocuk öyle. Gerçekten öyle. Ben sana daha fenasını söyleyeyim abi. Seçimi kaybeden ve ülkenin yarısının oyunu almış bir adam bir gün sonra dediler ki efendim Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Evet. Kaybettiniz. Hayır kaybetmedik. Ülkeyi yönetmiyorsunuz. Başkası ben yönetiyorum mu dedim. Hayır kaybettim. Bunu ülkenin yarısının oy verdiği adam yaptı. Bak benim bu haftaki derdim buydu mesela. bu beni gerçekten uyutmuyor bu hafta. Bunu ülkenin yarısının oy verdiği 50 yıllık bürokrat yapıyor. Yani kalkıp da 20 yaşındaki çocuğun politik doğrucu olarak çok da böyle iyi eserler üretebileceğini düşünmek doğru değil. Şunu diyorsan anlarım. Toplum neye değer verip neye değer vermeyeceği... Kemal Sunal'dan Recep İvedik'e kaydılar. Ya da her sene gelen öğrencilerin bir öncekine göre akademik olarak daha salak olduğu da ortada. Yani toplumsal yozlaşmanın olduğu yerde konunun sadece hip-hop'la alakalı temel bir öznel durumu yok yani. Çürümenin tamamı gerçekleşiyor. Kalkıp da sen bana şey diyorsan 100 bin, 1 milyon, 10 milyon tamam ben sana şey diyeyim işte mesela ben şu anda bir şey hazırlıyorum. Evet. 1-2 aya çıkacak. O da 50-100 milyon dinlenecek. Mesela ben dinleneceğini biliyorum çünkü ne yaptığımı biliyorum. Şimdi ama ben mesela onu dinlensin diye yapmadım. Bunları dert edilerek üretilebilecek şeylerin olduğu merkezden gelmiyorum ben. Ama bunların olduğu yerler var. İşte çocuklar kendilerini linçlettiriyorlarmış vesaire bilmem ne yapıyormuş. O da onların yenilikçi bakış açısı ki bana gerçekten yaşları küçük olmasına rağmen çok dinozor geliyorlar. Hiç kreatif değiller. Yani büyük bir denyoluk var burada. Senin tabii yetiştirdiğin çocuk da var mı? Yok yani eşim olur. Peki bu rota... Ya az evvel söylediğin şey de oydu bu arada. Yani bir işi yapacak olan dayı yapar. Kalkıp da bizim vereceğimiz böyle bir tavsiyenin onun ruhunda tamam bunu dinleyen bir çocuk acaba ne kapabilirim diye bakıyor da sen zaten onu yapacak çocuksan benim söyleyeceğim bir şeye de ihtiyacın yok. Zaten bir de artık imkanları bizimki kadar, bizim dönemki kadar zor değil. Yapan yapıyor. Tabii, yani şarkı yapmak kolay. Şu anda Türk hip-hop'unda benim gördüğüm en büyük sıkıntılardan birisi şu. Her meslekte meslektaş haseti vardır. Tamam mı? Fakat bu çok fazla ben merkezci bir müzik olduğu için herkes yaptığı şeyin
en iyisini yaptığına çok emin bir halde. Ve bunu bu şekilde sunuyor. Ve ergenler de çok kolay manipüle olabildiği ve total global hip-hop kültünden haberleri olmadığı için gerçekten bunlara gelebiliyor. Aslında çok kötüler. Yani samimi söylüyorum. Ben bunu bir ses mühendisi olarak söylüyorum. Gerçekten kötüler. Çok iyiler de var içlerinde. Çok iyi stile sahipler var. İyi lirik yazamıyorlar. Çok iyi lirikler var. Stiller kötü. İkisinin bir arada olduğu çok nadir MC'ler var. Dinlenmiyorlar. Ama eski haline kıyasla en azından bunların rapçi olarak anılması açıkçası benim işime geliyor. Yani ben seviyorum. Bu şekilde en azından ana akımda bizim olmamız benim hoşuma gidiyor. Şöyle düşünmeni istiyorum bir de. Derdi popülerlik olanı yargılamam mümkün değil. Başka yolun yolu. Ben kariyerimin ilk 10 yılında yüzümü göstermedim. Ama kariyerimin bir aşamasında popüler olmayı arzulamamla bile suçlandım ki ben hayatımda bir kere linç edildim. Onun da hiç edileceğini düşünmezdim. Neyle linç edildin? Ağlı olayları falan yani. Bir ara konuşuruz. Deniyor şeyler. Yani evet evet benim geçen Defkan geldi. Evet. Onunla EP'miz yayınlandı. Defkan'ın bile linç edilebildiğine inan. Senin sürüyordu mu çekildi? Evet evet. Peki Defkan senin yüzünden mi linç edildi? Hayır hayır. Onun susamam olaylarıyla ilgiliydi. Susamam mı kaldı kardeşim? Ya, abi mesele şu. İnsanlar böyle birinin zaafını görsem de şunun kariyerini, itibarını zedelesem diye hazırda bekliyor. Yaptığımız iş biraz böyle sabah kalkıyorum bazen milli kahramanım, evet. Bazen yatarken vatan haini oluyorum. Ben hiç ilgilenmem böyle şeylerle de yani yaptığımız işin doğasında var ama tabii ağla, böyle bir şey. Ama ağla çok güzeldi yani. Be. Teşekkür ediyorum. 2-3 ay sonra yapacağın şey buna mı benziyor? Ağla çocuk oyuncağı kalacak gibi duruyor. Ama biraz bize cesaret vereceksin değil mi şarkıda? Toplum umudum, olarak umudum biraz. Umudum o yönde evet. Az evvel de Rottweiler'e giriyordun. İşte buraya giriyoruz şimdi yani şu umut mevzusu. Ben yani yapmak istediğim yapmadan ölecek birisi değilim. Ben bir değişim yarattığımı da düşünüyorum. Çok daha büyük değişimler de yaratacağım. Bir kara listem de var yani. Korkuyor musun müzik yaparken? Bir cümleye dikkat edeyim diyor musun? Yani herhalde en korkmayan benim. Ama şöyle bir şey var. Bugüne kadar en çok üzen şey şu oldu. Abi bu işin içinde şöyle bir karışıklık meydana geldi artık. Gerçek devrimciler var. Bir de bunun ekmeğini yiyenler var. Özgün fikirlerin var olabilmesi gitgide zorlaşıyor. Mesela ben son yıllarda rota aile kelimesini niye bu kadar azalttım? Çünkü ben buna aile dediğimde ortada daha şöyle bir şey yoktu Taner internet camiasında. Biz bir aileyiz. Hadi hep beraber. Ben gerçekten ailesiz büyümüş bir çocuktum ve insanlarla böyle kümülatif topluluklar halinde bir şeyler yapma gayreti gösterdik. Beraber şirketler inşa ettik. Yardım kuruluşlarına yardımlarda bulunduk. Yetimhanelere taş taşıdık. Uğraştık yani biz bir şeylerle. İş bir noktaya geldi. Koluna rota diye jiletle yazan çocuktan tut da fazla imrendiği için yani yozlaşmaya başladı. Bir de herkesin bu biz bir aileyiz, biz bir Koç Holding'in Koçtaş'a gidiyorsun. Personeller de biz bir aileyiz dediğinde uzaklaştım. Örgütün ablemi virgüldü. Yılmaz Özdil bir röportajlarda virgül koymaya başladı. Yani bir bistro açıyorsun. Semtin her tarafı kahve dükkanı oluyor gibi bir şey bu yani. Evet. İşte bir yerde ben toplu siyasi bir şarkı yapacağım. Kukla 2'yi yapacağım diyorsun. Ertesi hafta ne tesadüf. Çıkıveriyor. Her şeyin bu kadar zorlaştığı bir yerde özgün fikirleri de hayata geçirme süretini hızlandırıp insanlarla ve örgütle değil de daha çok böyle bireysel eylemsel faaliyetlere odaklandığım bir düzlemdeyim. Umut verecek miyim? Ya korku salacağım kesin yani. Ben yazarken otokontrolü olan birisi değilim. Başıma ne gelecek diye düşünen biri değilim. Yayınlarken yazdıktan sonra birileri var mı? Seni yönlendiren abi yapma bunu yayınlama buna dikkat edelim falan dediğin bir ekibin var mı? Üzücü ama evet yani var. Bu yıllar geçtikçe de arttı. Peki daha önce yaptığın siyasi şarkılardan dolayı ceza aldın mı? Aldım. Bir de süren mahkemeler de var. Nasıl iki, ya? İki tanesiyle bir dakika, alakalı. Tam olarak hangi şarkının hangi içeriğinden ötürü? Bunu konuşmayalım ya. Ama kukla başıma çok iş açtı. Ya bütün aslında olan mevzular kuklayla beraber başlayan mevzular. Kukladaki Ağlayla kukla aynı şey değil mi? Aynı değil, değil. Bir dakika Ağla hangisiydi ya? Bu gece dans et. Kederi hüzünü bırak. Ağlada bir şey yoktu ki. Ağlada da vardı. Ne vardı söyle. Kukladan ötürü vardı bir şeyler konuşuruz. Dava açıldı. Hiç ceza aldın mı? Aldım denetimli serbestlik. Bir tane aldın demek o zaman. Bu da şu demek bir daha yapma demek. HGB mi? Abi şunu söylüyorsan... Denetimli serbestlik bir dakika. HGB değil. Şunu söylüyorsan yani üzerinde bir otokontrole neden oldu mu diye... Benim aslında çok sevdiğim bir yakınım. Dostlardan yana çok şanslıyım açıkçası. Ama bir tanesi çıkmasını planladığım bir şarkıyla ilgili üzerimde hayatımda ilk kez bir hakimiyet kurulabildi desem yeridir. Ya bunu dedi yapmayalım. Yani bu dedi şu anda her şeyi allak bullak eder. Mesele şey değil. İçeri girmek vesaire değil. Yani bir düzenimiz vardı ve hayatımda ilk kez böyle birisi için bir şey erteledim. Vicdanımda da yani yeri yok açıkçası. Şöyle bir şey var abi. İtibar insanların seni nasıl bildiği, haysiyet senin kendini nasıl bildiğinle alakalı bir şey ya. İtibar böyle iç siklediğim bir şey değil. Yani insanların beni nasıl bildiği, beni nasıl gördüğü, hakkımda ne düşündükleri. Üst bir perdeden de konuşmak istemiyorum ama insanların zaten yani yaptıkları tercihlerle alakalı çok da böyle
şey bir yerde durmuyorum. Birisi bir sözlükte hakkımda bir şey yazdığı zaman hı-hı, okuduğumda şaşırmak dışında bir şeye uğramıyorum. Bir de 12 yaşımdan beri yaptığım için yani artık... Bulut, senle ilgili bilinen en yanlış bilgi ne? Neyi yanlış biliyor insanlar? Doğru bildikleri şeyler çok az ya. Peki şunu yanlış mı biliyorlar? Senin gerçekten evine yapılan polis baskınının fake olduğu, senin kendi arkadaşlarının organize ettiğin gibi bir söylenti var. Hı-hı. Hatta o senin birazcık sanki rota... Tam patlıyordum da. Sanki böyle bir şey oldu ve o senin yükselişini sanki durduracak bir şeymiş gibi oldu. Yani ne derler adına, bu gerçek mi? Sen gerçekten arkadaşlarınla trolledin mi bizi? Ama polis, güzel olurdu. Polis geldi mi gerçekten? Evet. Peki öbür türlüsünü düşünen kimdi ve bunu yayan neydi? O dallayarak hakkında konuşmak istemiyorum. Ha, bir ya. Kişi mi yaptı bunu? Yo, hayır. Yani şöyle bir konu var. Şarkı zaten Trend 1'deydi abi. Ve yani kimse şarkı neden Trend 1'deydi, ne oluyor, ne ediyor falan demeden birinin böyle hızını alamayıp bir arama yapmadan bir fitillemesiyle insanların böyle saldırdığı bir şeye dönüştü. Şimdi burada Dilan Polat'ı savunmak istemiyorum, tamam mı? Ama evet, şöyle bir şey var. Bunları dolandırıcı diye içeri aldılar, hatırlıyor musun? Evet. Onları linçleyenlerden birisi, büyük birisi, benim de yakın bir arkadaşım. Dedim ki, kanka bunları ben de sevmiyorum. Keşke övseler. Ama şöyle bir şey var. Bunların kazandığı parayla alakalı bir şeyler söylüyorsun. Senin de satışların bu minvalde. Yani sen de bu işleri bilen bir adamsın yani. Hani bunların bu kazandığı parada bir şey yok. Ortaya bir tane cümle attığın zaman linç alıyor, başını gidiyor. Ben eskiden bunu yapardım. Kariyerini bitirdiğim insanlar da olmadı değil yani. İnsanları böyle örgütlemenin adını anmayalım da, bir YouTuber kardeşimiz de yıllarca bunu yaptı. Geçenlerde ters tepti ona vesaire. Bana bunu yaptı. Bana bunu yaptıran da zaten yani bir hafta sonra İşte kokainle bir yerde yakalandı. Herkes doğru. Ya aslında bakarsan böyle özelle baş başa olduğumuzda sorsan sana bütün detaylarıyla anlatamayacağım bir şey değil. Trolledim mi de güzel yani. Memleketin hepsini trollemekte de ben bir sakınca görmüyorum. Ama olayı böyle vatan haini boyutuna getirmek ya da çıkışını kesti falan, ben öyle bir şey de düşünmüyorum yani. Bana hatta yani zararından çok yararı olmuştur. Umurumda da değil. Ama şey çok kötü. Dediğim gibi yani kariyerinin ilk 10 yılında yüzünü göstermeyen ve yani yaptığı şeylerin niçin yaptığı çok belli birisinin, ama insanlar kronolojik sırayla takip etmek zorunda değil bak senin kariyerini. Buradaki detaya dikkat edelim. Seni en eskiden beri dinleyen birisi, işte saygın bir rapçi çıktı dedi ki Bulut'u tanımıyorsunuz. O böyle bir şey yapmaz. Birisi çıktı dedi ki yaptıysa da bir sebebi vardır. Bak kimse onları görmedi. Herkes popüler dallayarağın peşine gitti. Karalistan var. Gelecek mi? Kimseyi unutmadım. Ya ne olur güzel şarkılar yap. Bak o kadar özledik ki diss duymayı. Abi mevzu diss değil, mevzu şu. Ama protest bir şey duymayı da özledik. Sadece bu değil. Abi ben doğru birisi olmayabilirim. Tamam. Yani insanlar yaptığın şeylerden sonra sende peygamberlik vasfı aramayı çok seviyorlar. Hı-hı. Mesela sen şarkıda ne kadar serseri olduğunu anlatıyorsun. Evet. Hatta manipülatör olabileceğini anlatıyorsun. Hatta yanılabileceğini, yargılayabileceğini anlatıyorsun. O şarkıda anlatıyorsun. Şarkının yorumuna indiğinde senin ne kadar fazla peygamber vasfına sahip olabileceğine dair bir algıları var. Seni koymak istediği yere koyuyor. Ben şimdi burada sana ne anlatırsam anlatayım sabahlara kadar. Beni varsaydıkları kadar. Mevcut iktidar değiştiğinde yaptığın müzik değişecek mi? Çok enteresan bir soru ya bu. Bununla ilgili nasıl bir öngörüde müziğin bunları... sözleri, şarkının sözleri, müziğin içeriği, tarzın, duruşun değişecek ya mi? Bizim bebelerin tamamında böyle entelektüel yeterliliği ben zayıf bulduğum için hiçbir siyasi okumaları yok. O yüzden söylemlerinin altını çok boş görüyorum. İşte Özgür Özel'i daha konuşan yoktu Kemal'den bir sene önce. Ben yayın açtım. Bu herif dedim başkan geliyor. Seçim kaybedi... Sırf demiştim demek için yayınlar açtım. Seçim kaybedilecek dedim. Seçimden 4 ay önce söyledim. Anlamadın diye şarkı yaptım. Bir şey değişmeyecek dedim. Benim temel derdim AKP hükümeti değil ki. Yani bu toplumun tamamına ya bugün AKP gitse ne olacak? Yani bunları seçen insanlar aramızdalar Taner. Yani bu toplumsal değişimin, devrimin, hani bir devrimcinin hayatının ne kadar önemli olduğu, ona ne kadar katkı sunabileceğiyle alakalı. İşte o kaseyi ne kadar doldurabileceğiyle alakalıdır ya. Bu bir AKP, CHP sorunu değil. Toplumsal muhalefete ne kadar katkı sunabileceğimle alakalı şu bir şey. Şu an muhalefet yapabildiğine inanıyor musun? Yok, deniyorlar ya. Büyük deniyorlar. Yani ciddi hatalar gözlemliyor musun? Tabii. Şu Özgür Özel geldiğinde ümitlenmiştin değil mi birazcık? Ben yok ya. Ümitlenmedin mi? Sen bir farkında mıydın onu da yapamayacağını? Hayır. Yani böyle çok Marksist bir yerden konuşmak istemem ama mecliste nitelikli diyebileceğim vekil sayısı yani bu kadar vardır yoktur yani. Acaba bunlar kolay yönetebilmek için mi niteliksiz dediğin türde insanları vekil yapıyorlar? Anlamıyorum ben yani. Abi milletvekili işte seçsene en iyi insanlarını yani. Abi sen eğer bireysel eğilimlerini örgütlemek için
bir şey yapmaz ya da bunu yapan sanatçıları, içerik üreticilerini, siyasileri doğru biçimde desteklemek yerine hayır o kahraman ben olmalıyım deyip haset yapıp devrimcilik taklidi yaparsan işler buraya gelir. Gidersin bir Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın arkasında bu bizi kurtaracak diye yeni Atatürk diye sıraya da girersin. İşte gidersin bir tane vekil inanılmaz diye hatırlasana Kemal için neler diyorlardı yani. Çok üzücüydü. Sence... Mesele şu abi, etik yayıncılık yeni moda. Göreceksin. Şeyi biliyorsun değil mi? Feminizm ve maskülenizm arasında o kadar böyle kaotik şeyler oluşmaya başladı ki moda kendini tekrar eder gibi kadınlar şey demeye başladı. Dikkat ettin mi? Ben doğurmak ve kocama bakmak istiyorum. İşte erkeklerde de şey başladı. Ben çalışmalı ve kadınıma gitgide mesela bununla ilgili içerikler görmeye başladık ya. Burada da etik yayıncılık gitgide öne çıkacak. Slime videolarını hatırlıyorsun. Neredeler? Şimdi geldik gündem konuşanlara vesairelere değil mi? Bu rapte de değişecek. Müzikte de ben optimist birisiyim bu konuda. Yani öfke nöbetlerimi ve karamsallığımı şarkıda attığım için aslında ben buyum. Yani şu anda olduğum kişi olmaya çalıştığım için öyleyim. Gitgide etik olanların ve güzel olanların daha fazla öne çıkabileceğini düşünüyorum. Siyasi olarak daha iyi bir durumda olacak mı Türkiye? Daha iyi insanlar tarafından yönetilecek mi? Bence Türkiye inanılmaz iyi bir sıçramanın eşiğinde. Ama bu ama AK Parti olsa da olacak mı? Tabii tabii. Ben ilk defa tabanda, toplumsal olarak tabanda bir özgürlük talebini görebiliyorum. Çünkü daha tabanın kalmadı ya. Evet evet ama şey oraya kadar umut o kadar yani şu an. Umut o kadar zayıfladı ki. Kızdılar çünkü. Umut o kadar zayıfladı ki kimse de bunun olabileceğine dair ihtimal gözetmiyor ama tam da böyle dönemlerde başlar işte değişim. Şu anda başımıza gelebilecek en kötü şey şartlar böyleyken Tayyip Erdoğan'ın ölmesi olur. Toplumun Tayyip Erdoğan'ın yenildiğini görmesi gerekiyor. Çünkü o artık bir fikir. Yani benim verebileceğim mesaj yaptığım meslekle alakalı bütün hip hop camiasına aramızdaki kırgınlıklar, küslükler, yanlış anlaşılmalar kenara itilmeli. Birbirimizi sevmesek bile destek olmalıyız. Ben dediğim gibi belirli sebeplerden ötürü rap sanatçısı olarak anılmayı uygun bulmuyorum. Çoğu zaman da yaptığım genel her zaman rap olmuyor. Ama haset yapıp da birbirinden uzaklaşmak toplumsal muhalefete gerekli katkıyı vermemizin önünde de bir engel. Seni sevmeyen neden sevmez genelde? Tanımıyordur. Ya da yani tanısa ne da sevmiyordur. Ne düşünür de sevmez? Genelde ne diyorlar seninle ilgili? Uyuz mu diyorlar? Gıcık mı diyorlar? Anarşist mi diyorlar? 1.86'yım. Belki aşağılık kompleksi falan yapıyordur ne bileyim. Abi bilmiyorum ki. Ama seni sevmeyen niye sevmez? Ya ben çok fazla fikir beyan ediyorum o yüzden sevmez. Yok ben de öyle. Ama ben bazen arkadaşlarımın fikirlerini de kendi fikrim gibi ortaya attığım için sohbet edelim diye oradan arkadaşımdan duyduğum hani bazen mesela kendi problemini arkadaşının problemi gibi anlatırsın ya ben de tam tersi. Ben arkadaşımın problemini uzman birini konuk alıyorum kendi problemi gibi anlatıyorum. Millet de o problem üzerinden beni işte kendilerince etiketliyor. Ha, ben de çok umursamıyorum da bir noktada yani biliyorum ne olduğunu. Ya şimdi sen sorduğunda böyle analitik düşün biçimine girdim. Yani şöyle 100 kişiden herhalde 5'i hayatımdan silinmiştir. 6'sı. Tamam, yani arkadaşlarım hep kalıcı oldular. Sevmiyorsa tanışmamışızdır. Bir arada olmamışızdır. Rapçi arkadaşın var mı? Tabii canım dolu. Mesela kim bir var? Ton. Zirve serileri yapıyorum. Kalabalık seriler ya yapıyorum. Onlar, evet oradakiler. Ayrıca canım daha fazlası var. Ya benim küs olduğum rapçi arkadaşımla da ben iletişime geçtiğimde kaldığımız yerden devam ederiz. Benim hayat modelim rapçilere çok uygun değil. Yani ben öyle birisi değilim. Abi açık konuşalım. Rapçiler genelde eğitimsiz ve madde bağımlısı. O da var da o tuhaf değil yani belki de dönemseldir. Şöyle aynı dilden konuşabileceğim rap sanatçısı arkadaş az. Ben ya. Oğlum ben rapi bırakmasaydım aynı dilden konuşacaktık. Beraber giderdik nezarete falan. Başlarsın belki tekrar ya. Ya bir şey söyleyeyim ben de 14 yaşımda resmi olarak rap yapmaya başladım. Yani bir şeyler çıkardım falan böyle işte neyse. 20 yıl belki zorladım ha. 34'e kadar zorlamış oldum. Bak 3-4 yıl öncesine kadar şarkım var. Rap yayınlanmış. Sonra sen dedin ya ben rapçi olarak anılmak çok istemiyorum dedin ya hayatımın geri kalanında. Sonra başka misyonlar daha güzel geldi bana. Rap biraz şey kaldı. Cringe demeyeyim ama abi yeter ya buraya kadar. Yani daha ne kadar rap yapacaksın? Yaparız yani ufak tefek ama daha böyle konsept şeyler olsun falan dedim bıraktım. Şimdi ama şarkı söylemeyi seviyorum. Rapçilerle ilgili gözlemlediğim zaman sen birkaç kişi sayabilirim. Çok iyi adamlar var. Bak bırakmayanlar var ya eski toprakların çoğu mükemmel. Şimdi sayacağım sayamadıklarım üzülecek yani kızacaklar. Hepsi arkadaşım ama sen aklıma geliyor Hayki. Bak Patron. Şanışer, işte devam ediyor. Yani ne varsa aklında bir bak o jenerasyon bence bizim jenerasyon diyelim. Çünkü sen de 80-90'lısın değil mi? Hı hı. 85-95 arası rap yapan jenerasyon bence şu an devam edenleri düşünürsek
çok iyi kendiler geliştirdiler. Acaba şu an rap yapan 20'li yaşlarındaki genç çocuklar senin yaşlarına geldiğinde onlar da kendilerini geliştirmiş olacak mı? Yoksa onların bir eksiği var mı? Yani disiplinli olanlar mutlaka sıyrılacaktır aradan. Hı hı. İşi böyle akademik anlamda ve mühendislik anlamında kovalayanlar da olmalı. Açıkçası müzisyenlerin nota bilmeden kendine müzisyenim demesini yadırgadığımı söylemem gerekir. Alaylı olanları kınamıyorum. Bir rap sanatçısı bunları da bilmek zorunda değil. Ama böyle mainstream'de olan bazı sanatçılar var. Hı hı. Yani detone. Kulağıma gelen şey detone. Ve bunu dinliyorlar. İnsanlar detone müzikleri dinliyorlar. Sen bir şey okudun mu? Okul? Eseyde okudum işte. Ses mühendisliği okudum. Sen... Ha, onu soruyorsan. Hayır şey değil. Bunun okulunu okuyup da yanlış yapan var demiyorum. Evet evet. Yani adını anmak istemem de hani böyle tartışmalar da magazinde çok oldu birileri arasında. Yani ya bu adamlar yanlış otokeyi kullanıyor. Ulan yanlış notada falan okuyor ki bunu yani böyle 20 yıldır yapıp da bu hataları yapanlar da var. Hmm. Doğrusunu bilmek zorunda da değiller. Benim kastettiğim şey şu. Dedin ya aralarından sıyrılanlar olacak mıdır diye. Vallahi abi balon olanlar da oluyor, sıyrılanlar da oluyor, kalanlar da oluyor. Ama sen kendini ve senin işte benim kastettiğim o diğer benim derdim çocuklar. Ölene kadar genç kalmak. Yani ama benim okuduğum bütün alanlar, yaptığım bütün ya IFBB Pro'da anatomi süblementasyon da okudum. Hani benim bedenime i̇şte bakmam da benim işim, sesime bakmam da benim işim. Nasıl geliştirdin kendini? Siz Rota, Bulut nasıl bu kadar dolu bir insan oldu? Kitap mı okudun, okul mu okudun, ne yaptın? Demek. Ama söyleyecek sözün yani, var. Birçok insanın söyleyecek sözü yok. Sadece bir müzisyen için değil, yapmak istediği işi yapan birisi için bence ilk kazanması gereken özellik finansal özgürlük. Yani insan belirli bir parasal miktara gelmeden benim takıntım şuydu. Ben kariyerimin ilk 17 yılında bu işten para kazanılabileceğini bile bilmiyordum. Yani 15 yıl evvel benim evimde Ezel, ben, Anıl oturduğumuzda ortada şöyle bir hava yoktu Türkçe rapte. Bu işten para kazanılır. Yani bu konuşulan bir şey değildi. Bu hepinizin başka ticari hayalleri vardı. Hayır. Para kazanmaya şöyle, yönelik. Tahayyülümüzde şu yoktu. Yani biz bunu yapmaya devam edersek evet. Bu para, bu bir endüstri değildi. Aç kalırız. Hayır. Biliyorum ya. Şeyi çok demek istediğim şey şu. Bununla ilgili fikrimiz yok. Yani biz devam edersek para, hepimizde şöyle bir fikir var. Biz para kazanırız. Evet. Kazanırsak da bunu yaparız. Ben de ticarete başladım. Yani benim aslında müzik yapmaktaki nedenim ticarete başlamam, müzik yapmak istediğim içindi yani. Ve şey de tabii takıntıydı. Fanta'yla böyle gözükmek istemediğim için ya da Dimes'i alıp böyle çıkmak istemediğim, ya ben öyle birisi olmadığım için param olmalı ki bunları kabul etmemeliyim. Tabii ilkesel olarak param olmasa da kabul edeceğim bir durum yoktu. Ama finansal özgürlüğün getirdiği böyle bir rahatlık var. Herhalde ilk önerim o olur ya. Rap öyleydi. Gerçekten ben de öyle düşünüyorum. Ben de eğitime başladım. Aslında üniversiteden kimse bilmez ama ben mezun olduğumda 22 yaşıma kadar bir sürü yazılım projem olmasına rağmen eğitimle ilgili birinci hayalim, gizli hayalim acaba İstanbul'da rap yapabilir miyim diye geldim. Dünyanın kaç bucak olduğunu gördüm ve rapi kafamdan neredeyse sildim ve işime odaklandım. Çünkü para kazanmak zorundayım. O sönenlerden bahsediyorsun ya, motivasyonlarının paraya bağlamalarıyla da alakalı olabilir. İşte birkaç şarkısı 100 bin dinlendiğinde sönmesinin nedeni de olabilir. Benim derdim yaptığımda paraya dönüşmesi değil ki. Benim için yapabiliyor olmam evet. Çok yeterli bir şey. Bir de ben bunu yapmadan hayatıma sağlıklı bir biçimde devam edemem. Ben yine de çocukların sizin yaptığınız müziğe özeneceğini ve bir süre sonra dinleyicinin tekrar bak ben Rota diye birini keşfettim diyerek, bak keşfettim diyerek kendi arkada arkadaşlarına hava atacağını ve bunun bir özentiliğe dönüşerek sizin gibi eski kaliteli rapçilerin çok daha eskisi gibi çok daha iyi dinleneceğine inanıyorum. Taner, bu hangi ara oldu ya? Yani şey hangi ara oldu? Bendeki ümitsizlik mi? Hayır hayır. Oğlum ben daha gencecik çocuğum lan. Yani hangi ara bu kadar şey nesillere ayrıldı bu iş? Sen diye. Ben bazı yeni çocukları görüyorum evet. 20 yaşında. Çok eskiler lan. Yani çok eskiler, hiç vizyoner değiller. Gerçekten kötüler. Yani klipte para dışında hiçbir öge yok. Bizim öyle çılgın ötesi soundlarımız var ki, yani ben yıllardır boom bap yapmıyorum ama yani böyle bir algı oluştu. Mesela az evvel sen adını söyledin diye Hayki. Hayki'nin son işleri falan böyle cayır cayır ötüyor. Ama yani sanki sanarsın ki bu adam böyle eski dinozormuş gibi falan, böyle bir algı yerleşti. Bravo. Ama böyle bir şey yok. Bravo. Ben böyle olan da var. Ben hatalı olabilirim ama yani hayır hayır 10 yıl evvel bizimle beraber yapıp o zaman da dinozor olan var. Abi çünkü bak çok küçük çocuklar çok büyük şirketler tarafından alındı. Bu evet. Çocuklara işte senede şu kadar şarkı yapacağız, bu kadar klip çekeceğiz, sen benimsin dendi. Eski günlere dönüldü aslında. O eski 5 yıl kapatıyorlardı ya böyle bir sürü ünlü sanatçıları un kapanında. Şu an firmaların başında müzikten ve rapten anlayan insanlar yok. Maalesef bu yanlış anlaşılmasın ama
Sanki başka duyumlar da aldım. Bu çocukların biraz istismar edildiğine dair maddi olarak. Yani sanki bir takım kötü niyetli insanlar rap müziği ve bu çocukları kullanarak başka türlü işler yapıyor olabilir mi? Demek ki benim neslimin müzisyenleri biraz daha akıllı olup bunun endüstrileşmesinde daha faydalı hamleler yapmaydı. Yani bu gereklilik vardı değil mi? Var mı böyle bir şey, sen biliyor musun? Vardı tabii yani. Sence hayır, var tabii ki, bu zaten yani bunun için derin olarak girmene gerek yok ki, baktığında görmüyor musun? Türkçe rapte şu an sadece mafyavari... Sadece rapte değil. Tamam. Normal müzikte de mi var? Tabii canım, yani camiada bunlar hep bilinen şeyler. Kara para aklanıyor mu? Evet. Müzikte? Evet. Peki bu Türkçe rapte daha çok bu biraz cahil genç çocuklarımız kullanılıyor mu sence? Bilmiyorlar onlar tabii hiçbir şeyi ama. Somut olarak şu şu diyemem. Ama yaptığımız iş profesyonel anlamda fazlaca dedikodunun döndüğü bir ortam. Bunlar Spotify'ı kandırıyor olabilirler mi? Yoksa Spotify biliyor yani mu? Yani geçen ay James Kroll diye bir herifin böyle 56 milyon dolar falan dolandırdığı ortaya çıktı Spotify'ı. Böyle şeyler Türkiye'de de olabilir. Ama yani işte bu birazcık zan altında bırakmaya da giriyor ya. İlla ki öyle olmayanı da vardır. Ama ya, popta da vardır belki ya. İlla ki öyle olmayanı vardır. Ama yani kara paranın dönebileceği tek şeyin algoritmaya dayalı olduğunu düşünmek doğru değil. Bu konserde de olabilir. Tabii, mesela tabii. Benim konserim dolu geçiyor. Hı. Geldiğinde faturanın karşılığını görebilirsin. Müzik, rap müzik fark etmez. Müzik, müzisyen kullanılarak bir para nasıl aklanır? Farklı yolları var. Bana anlatır mısın? Mesela konserine 300 kişi geliyordur. Hı hı. Fakat 2000 kişi geldiğine dair faturalandırma işlemi yapabilirsin. Spotify'da bot yöntemleriyle faturalandırma işlerinde bir takım manipülasyonlar yaratabilirsin. Merchant size üstünden bunu yapabilirsin. Girdi çıktılar üstünden bunu yapabilirsin. Ürün mü satılır? Aslında yani sen de mesela burada kendi şirketinle alakalı bu işleri biliyorsun işte, yani girdi çıktı arasında. Ben burada arasında, kara para aklayabilir miyim? Tabii ki de yani girdi kara çıktı arasında. Kara nereden bulacağım peki? Kayıt dışı parayla kara para farklı bir şey. Siyaset arasının şeyi gibi konuşmak istemem ama. O her şeyi biliyor. Bana kara bulabilir miyim ya bir yerden? Abi şimdi kara para dediğin şey terörden, uyuşturucudan veya bu tür şeylerden gelebilecek birinin para. Gelip beni bulması lazım. Ya da senin birisini bulan birisiyle olman lazım. Ha bir dakika. Ama tamam, aslında bak doğru söylüyorsun. Ama daha çok kara paradan daha çok kayıt dışı para olduğunu düşünmek istiyorum ya. Bizim bebelerin salaklığı yüksek de o kadar da değildir ya. Ben çocukların kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü işte 10 şarkı, 20 şarkı anlaşmalarla birçok çocuk yaşta rapçimiz veya müzik şarkıcımız bence yıkanabilir yani. Mesela yaşı kaç olandan bahsediyorsun? 18, 19, 20. Tamam, ona istismar denmez. Düşünseydi de düşmeseydi o tezgah. Kitlelerin bilmesi gereken bir şey var Taner. Bazen mesela bir fotoğraf görüyorum. O fotoğrafın altında şöyle bir yorum var. Hı hı. O öyle yaptı, bu da böyle oldu, bu da böyle oldu. Bak, sahnenin arkasında ne olduğunu, sanatçıların birbiriyle olan etkileşimi ya da olayların ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani bizim yaşadığımız bir şey var, tamam mı, evet, burada? Sizin söylediğiniz her şey varsayımlara dayalı. Gerçeği biz biliyoruz. Bu Türk hip hopunda çok fazla olmaya başladı. O onu siktir etti. Bu bunu böyle yaptı diyor. Mesela alakası yok onu söylediği şeyle. Burada dönen gerçeklik bambaşka. Bu Türk hip hopunda çok fazla var. Ama şunu bak söylemen lazım. Şimdi senden bunu duymazsak biz bu kadar güvenilir ve düzgün bir adamdan, yani iyi bir rapçiden... Ya düzgün kendi dünyanda olmayabilirsin ama sonuçta bak ben şunu duymasını istiyorum insanların. Streamler doğru değil. Soruyorum, doğru mu? Ezici çoğunluğu doğru değil. Fake. Ezici çoğunluğu, evet. Bir insan 300 milyon Türkiye'de dinlenmiş olamaz. Doğru ezici mu değil mi? Ezici çoğunluğu için evet. 300 milyon dinleniyorsan kardeşim çık gel konser ver bakalım kaç kişi gelecek. Evet. Bir turneye çık bakalım kaç kişi dolduracak. Evet, mesela bunlar iyi metrikler. Turne yap, Türkiye turnesi yap. Ceza yapsın Türkiye turnesi, her gittiği yeri doldurur. Evet. Sagopa yapsın doldurur. Evet. Ulan 300 milyon dinlendin işte. Kim dinledi seni? E niye konserine gitmiyorlar? Seni dinleyen insanların parası olmadığı için mi? Çünkü şöyle bir savunma da var. Bizi dinleyenler 12-15 yaşında çocuk. Bu tür rakam öyle olsa bile yani hedef kitleye oranla baktığında bizim zaten Türkiye'deki organizasyon şirketleri ekonomik kriz yüzünden büyük bir daralma yaşıyorlar. Hı. Alanlar zaten çok büyük değil. Ve açıkçası burada da değinmemiz gereken tuhaf zararlar var Taner. Yani eskiden mesela biliyorsun işte biz de yani mahallelerde kuyruklar yaratıyoruz, konserleri evet, dolduruyoruz ama bize çevre illerden gelirdi çocuklar mesela. Evet. O işte değişti. Bizim şimdi her ile gitmemiz gerekiyor vesaire. Ama bahsettiğin rakamlarda konser alanlarında doldurulması gerekir. Hedef kitlenin tamamı 12 yaşında olamaz. Yani ne oluyor? İşte yazın beach club'lara falan çıkıyor. Şimdi 300-400 milyon dinlendiğini düşünen, dinlenen kişiler 40-50 kişiye beach club'da da çıkıyor. Küçücük yerlerde de çıkıyor veya hiç çıkmıyor. İptaller oluyor, bir sürü iptaller oluyor. Yani ben şahsi olarak ben elimde bir bilgi yok. Pardon, bilgi var ama belge yok. Bilmiyorum. Sadece İnanmak da istiyorsun değil mi? Böyle dinlenmemiş olsunlar ya. Diyorum ya. Ki abi bak bana birini getiriyorlar böyle falan. 300 milyon izlenmesi var. Lan diyorum 300 milyon, ben bunu adını hayatımda hiç duymadım 300 milyon. Bir yerden denk gelirdi değil mi? Gerçekten şöhret
başka bir şey. Dinlenme, stream'in ötesinde bir şey. Sizin konserleriniz de iptal olabilir. İnsanlar gelmeyebilirler. Çünkü konsere gitmek zor bir şey. Bak ben de bugün paralı yapayım şu etkinliği, gelmiyorlar. Bedava yapsam doldururum. Şimdi paralı yapınca sanki tabii insanların ekonomik durumu da kötü. Ama stream konusunda ben biraz manipülasyonun olduğunu düşünüyorum. Peki sence devlet bu konuyu el atmalı mı? Devletin önceliği bence bu olmamalı. Buraya gelene kadar etkilenen o kadar fazla alan var ki oralara müdahale ettiğin anda burada böyle bir manipülasyonun alanının yaratılmasına gereklilik kalmayacak. Hı. Böyle şeyler temel problemlerin sonucu olarak ortaya çıkar. Sebepler bunlar değildir. Nedir? Sebep işte toplumsal yozlaşma. Mesela senin bugün gördüğün bu şey aslında 20 yıldır fen lisesi yerine ilahiyat atışmanın sonucu yani. Hmm. Haliyle senin bugün doğru yapacağın hamle yıllar sonrasını etkileyecek, yarınını düzeltmeyecek. Toplumsal muhalefete katkıyı önemli buluyorum dememin sebebi bu. Bu tür ince alanların her birisine dokunamazsın. Kaynak problemleri halletmen gerekir. Abi ben dün Cıstak diye bir şey duydum. Tamam mı? Şarkı mıymış? Evet evet. Böyle bir şey duydum. Kimin şarkı? Yani bilmiyorum. Arkadaşları da takdir ve tebrik ediyorum vesaire ama Kemal Sunal'dan Recep İvedik'e geçme sekansında müzikte de onu yaşıyorsun bak. Hmm. Haliyle bunun üretici sorunu olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de senin kızgınlığın şey. Bunu nasıl yapıyorlar ya? Abi bunu dinliyorlar. Bunu dinleyen bir nüfus var. Şimdi bu büyük nüfusla benim paylaşabileceğim çok az şey var. Yani biz aynı insanlar değiliz. Peki bu nüfus nasıl meydana geldi? Bu çocuklar çok zengin mi şu an? Bu Cıstak falan işte. Bana göre mi? Mesela Label C5, Motive. Motive kimin parasına, benim için çok ayrı bir yer. Çok severim parasına? Bu arada da. Bu genç çocuklar var ya, bu ya da beğenmediğimiz işte, bilmiyorum bizim, siz beğenmediğiniz bu yeni nesil, şimdi isimlerini de hatırlamıyorum. Çok zengin değil mi bu dinlenen 100, 200, 300 milyon çocuklar? Abi kime sorduğuna bağlı. Ya bir haberin yok mu? Bunlar Ferrari'lere falan binip böyle inanılmaz. Ferrari'ye binen zengin mi senin için? Hayır hayır, yani Ferrari belki bütün parasını Ferrari'ye de vermiş olabilir. Gerçekten bunların aşırı zengin olması gerekmez mi? Sedanter bireylere göre iyi durumda olduklarını düşünüyorum. Zenginlik çok göreceli bir şey. Mesela ben düzey 3 lisanslı borsa broker'ıyım. Yani benim için fakirler. Hmm. Ama başkası için zenginlerdir, ne bileyim. Ama şunu soruyorsan, o yaştaki bir çocuğun niteliklerine göre kazanmaları evet. gereken paranın üstünde bir kazanç elde etmişler midir? Bence etmişlerdir ya. Ya bak benim tek korkum ne biliyor musun? Ben bir eğitimciyim. Onların abisi konumundayım. Tabii ki bunların hep kimseyi zan altına bırakmak için değil. Acaba küçük çocukları bazen böyle tanışıyorum falan, oğlum diyorum bak sen kimle çalışıyorsun, şöyle bir yapım şirketi, kim bu abi? Bak dikkat edin, bu abi nereli, ne yapıyor bu abi, nereden gelmiş ya, siz bu adam size kaç para veriyor, dikkat edin bak hepiniz çok ciddi 18 yaşını geçtiniz. Herkes göt altına girebilir. Bu iş o kadar sandığınız kadar basit olmayabilir. Hiçbir şeyle oynamayın, illegal bir şey yapmayın. Çünkü şu an ciddi araştırılmanın eşiğinde bu işler. Her an herkes patlayabilir. Yapmayın. Spotify'ı dolandırman Spotify'ı ilgilendirmeyebilir sadece. Belki gün gelir devlet bu işe el atar. Onu dolandırdığın için haksız kazanç şu bu olur ve çok ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Hakkınızda müzik yapın. Güzel müzik yapın. Ve ben toplumun ve çocukların yanlış yönlendirilmesi adına da endişeliyim. Sen hiç şarkılarında uyuşturucuyu övdün mü? Övmedin. Över misin? Kendi kullandığım deneyimleri anlatıyor olabilirim. Ama karşı olduğum şarkılarım da çok oldu. Peki rahatlıkla bahsedilmesi ve övülmesini... Ben bir sanatçıyım. Sen oturduğun yerden mesela politik doğruculuk yapabilirsin kendi görüşlerinle ilgili. Ama ben bir sanatçı için bu tür etik bağımsızlıkların anlatıldığı alanları çok fazla doğru bulmuyorum. Yani geçen gün bir rap sanatçısı böyle bir şey soran birisine çok nitelikli bir cevap vermiş. Ben bir şarkıda Çin işkencesini anlatabilirim ve bu benim şiddeti övdüğüm ya da bunu gerçek hayatımda betimlediğim anlamına gelmez. Yani Tim Burton filminde birisini katlediyorsa evet. sen git film çek. Birisinin katledildiğine dair bir imrenme alanı yaratma. Açıkçası kendi şarkılarım için 18 yaşından küçük insanların, 19 yaşından küçük insanların, akli bakiyse 15 yaşındaki de dinlesin ama çok küçüklerin beni dinlemesini istemiyorum. Ben o tarz bir müzik yapmıyorum. Benim yaptığım müzik biraz karanlık bir müzik. Yani içine giren insanların belirli bir olgunluk seviyesinin üstünde olması gerekiyor. Müziklere de gelsin yaş sınırı. Filmlere geldiği gibi yani. Desin ki bu müziği, bu şarkıyı 18 yaş altı kimse dinlemesin falan. Keşke toplumlar senin arzuladığın düzeyde, sen evlat babası olduğun için işler böyle yürüsün istiyorsun da. Şöyle bir şey var. Bizdeki gangstaların, fark ettin mi mesela, yaşantıları yok şarkılarında. Tanık olduğu durumlar var. Evet. Yani çocuk mesela Bağcılar'da büyümüş. Abileri birisini bıçaklamış. O sanıyor ki kendisi o yaralama olayına karışmış.
Mitoman yani buna inanıyor. Halbuki o tanık olduğu şey. Çünkü sicili çok temiz. Mesela ben 17 yaşıma kadar çok öfkeli bir çocuktum. Mesela benim yaralama dosyalarım daha fazla. Tamam mı? Şimdi insanların benim gangsta olduğuma inanması için çıkıp herkesi bıçaklayayım mı Taner? Ya da şarkılarımda gördüğüm gangstalığı anlattığım zaman gangsta olduğuma inandırmakla mı uğraşayım insanları? Kitlelerin nasıl düşüneceğini varsayarak sanat üretilemez. Yani ben burada birisini öldürmeyi anlatırken aslında bir çiçeğin soluşunu betimliyor olabilirim. Acaba bir çocuk bunu dinlediğinde ne hisseder diye düşünemem. Anlıyorum ama yine de sanki bulut... Bu şekilde film de yapılamaz. Bu şekilde içerik de üretilemez. Bu şekilde sanat da yapılamaz. Ama şu var. Şunu söylüyorsan seni destekliyorum. Devletin belirli regülasyonlar yaparak bu işleri belirli bir editorial'dan geçirmeleri gerekir mi? İşte Spotify'da küfür var diye işaretliyorsun falan ya. Yeterli mi bilemem. Ya şöyle mesela bir filmin bir repliğinden biri. İkimiz oyuncu olsak filmde iki kanka bir yerde bir şeyi, sen bir şey kullanıyorsun. Sen de dedin ki ulan bu da var ya inanılmaz kaliteli bir mal dedin. Olabilir çünkü. Bak filmin içinde ben bunu yadırgamıyorum. Evet. Diyorum ki oğlum filmde rol yapıyorlar. Salak mısın? Adamlar rol icabı. Rol icabı şunu da diyebilir. Bütün polislerden nefret ediyorum. Bütün doktorlar bilmem işte şöyle. Filmin içinde yani şimdi polislerle ilgili kötü bir cümle varsa abi polisler ayaklanıyor. Öyle oğlum film ne yapabiliriz? Birilerini suçlayacağız işte, değil mi? Kitlerin nasıl algılayacağına bir göre bir tane şey sapık var ve o sapığın bir mesleği olmak benim zorunda. Benim Hap diye bir şarkım var. Şarkıda yani şarkıyı dinleyen yüzeysel birisi şarkıya bakıyor ve diyor ki herif attığı haptan bahsediyor diyor. Ben şarkıda hapın kendim olduğundan bahsediyorum. Evet. Kalkıp da eserlerimi de açıklamak istemiyorum ne demek istiyorum diye de. Yani söylemek istediğim şey şu, ben içeriği yaptığımda herkes ona baktığında aynı şeyi görmüyor yani. Babayı 10 kişi izledik biz ergenken. Evet, evet. İşte Carlione çıkıyor adama şey diyor, düşmanlarından nefret etme, muhakemeni etkiler diyor. Bir tek ben yakaladım cümleyi, kimse duymadı orayı yani. Yani içeriye baktıklarında insanların ne algılayacağını bilemezsin. Şöyle ben etik olarak, eğitimci olarak, bir baba olarak bir şarkının içerisinde sürekli olarak uyuşturucunun övülmesi. Ya böyle arada dersin ya içiyorum kardeşim falan dersin. Yani neyse hadi ne boksa iç. Ama sürekli övülmesi bence doğru değil. Saygı duyuyorum, katılmıyorum. Okey. Sen diyorsun ki sanatçı canı istiyorsa sürekli över dinleme kardeşim. Sanat öyle. Ne yapsın adamı sanat. Yok şu anlamda seni destekliyorum. Devletin buna karşı regülasyon yapmasını kesinlikle uygun buluyorum. Yani belirli şeyleri belirli insanlara ulaştırmamanın teknolojik yöntemleri geliştirilmeli. Ama dozu da iyi ayarlanmalı. Geçen gün bir filmde artık sansür öyle saçma bir noktaya geldi ki penisilin geçiyor hastanede. Replik, diyalog öyle. Penisilindeki penisi sansürlemişler. Evet. Öyle de çok bir hale geldik. Çok böyle optimist konuşmaz istemem ama işte sorunların kaynağına indiğinde zaten o tarz müzik yapanı da toplum dinlemeyecektir. Toplumun o yüzü yani sen Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang diyorsan ve bunu 1 milyar kişi dinliyorsa Gucci Gang'i yapanın bir problemi yok. Bak onlar oradalar Taner. Yani insanlar şey diyor, TikTok'u kapatalım. Bu nedir? Onun TikTok'ta problem olabilir mi lan? Bu insanlar aramızda işte yani. Bunlar varlar. TikTok sadece bunları buluşturuyor. Başka yerde götünü açacak. Bunlar varlar yani anladın mı? Problem platformda ya da şarkıda olabilir. Ya çocuğun gerçekten Merso bende, Porsche bende demesinde bir şarkı 200 milyon dinlenmiş lan. Çocukta gerçekten problem olabilir mi ya? Sorun üreticilerde değil, tüketicilerde. İşte kimi seçtiklerini görüyorsun ülkeyi yönetsinler diye. Biliyor musun en güzel sohbetleri rapçilerle yapıyorum ama bizim yaş grubumuz rapçilerle. Diğer çocuklar zaten kardeşimiz. Onlar çoğu zaman ya izin vermiyorlar ya abi ben hiç gelmeyeyim, abi ben o kadar konuşamam falan diyenler oluyor. Bir rap sanatçısının konuşamaması da çok kötü değil mi? İşte ben onu söyleyecektim Bulut. Evet. Yani abi rapçi deyince ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bir çıkacak abi bam 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 her şeyi abi ağzı laf yapan adam. Ama işte o tadı sizden alıyoruz şu an sadece. İnşallah çocuklarımız da kendini geliştirir. Yani ama şu oluyor, bana ulaşıyorlar, dil öğrenmek istiyorlar. Abi biz mahcup oluyoruz diyorlar, kendimizi geliştirmek istiyoruz diyorlar. Ama işte Türkiye'deki futbolculara benziyor durum birazcık. Çok erken yaşta futbol oynadıkları için hiçbir şekilde kendini geliştirememişler. Çok büyük futbolcu oluyor ama arkasını dolduramadan büyük futbolcu olduğu için dönüp tekrar doldurmak zor oluyor bazen. Rapçi kardeşlerimizde de onu görüyoruz. Ama yine de arkadaşlar birilerini öldürmeden, birilerini düzmeden, uyuşturucu satmadan ya da işte uyuşturucu özendirmeden de çok güzel şarkılar yapılabilir. Örnekleri var. Yapın lütfen. Yani ya o da güzel. Aşk da güzel bir şey. Arkadaşlığa yazın, aşka yazın. Diss satın. Diss de çok güzel bir şey. Birbirinizle dalga geçebilirsiniz. Bunlar da güzel bir şey ama yani sürekli marka ismi, marka ismi. Deneyin ya. Fakat ben yine de o boom bap, o bizim eski dinlediğimiz rapin dönüp tekrar hortlayacağını ve tekrar şunun geleceğine inanıyorum yakın zamanda. Ben sound olarak boom bap'in döneceğini düşünmüyorum. Yani hip hop ritimleri üstünde dünya devam edecektir ama zaten yani boom bap'in bir yere gittiği yok.
Ne hani böyle bir şey de var. Şöyle bir şey zannedildi. Trap, boom bap'in evrilmiş. Hayır abi, o bir genre, bu da bir genre. Yani boom bap zaten iyi yani. Peki, iyi durumda. Sen dünyada şu an fena aynı zamanda yani. Ses mühendisisin ya. Yani. Nereye gidiyor şu an müzik? Ne çıkacak yakın vallahi zamanda? Valla bu ragatonlar hep kalır yani. Yani bu hep kalır. Ama yani ben trap soundların falan... Drill çok hızlı geldi geçti. Dubstep kadar olmasına yani. Defkan'la yaptığın şeyin tarzı ne? İçinde drill de var, trap de var, bir tane de boom bap şarkı da var. Ben senin Son Kez'den, Ağla'dan, Kukla'dan sonra ki bazı şarkılarında çok kirli buldum şarkıları. Ve kirli şarkı beni yoruyor ve bazen dinlemekte zorlanıyorum. Bilerek mi kirli yapıyorsun? Abi şöyle bir şey var ya. Yoksa benim... sen miksajı yapan kişiyi mi değiştirdin? Yok. Kim yapıyor ya, miksajını? Sürekli farklı insanlar yapıyor. Bazen ben de yapıyorum. Mesela Defkan'la yaptığın şarkıların miksajını kim yaptı? Gurur diye bir arkadaşım yaptı. Bana çok kirli geldi. Ekipmanını değiştir Taner. Yani neden bak? Ben iyi duyamadığım zaman, o bam 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 şarkının vokalini duyamadığım zaman böyle bir efekt mi, kompresör mü basıyorsunuz? Bir şey ne basıyorsanız o şarkı böyle bende bir... İçi, hissedemiyorum o böyle beynimde o senin sözlerini yani. Valla teknik bir şey konuşuyoruz. Eğer şunu dersen, mesela bir şarkının prodüksiyonunu beğenmezsen ya da sana göre değilse, bu sound beni almadı dersen okey, ama bizim işlerimizin Türkler için söylüyorum bunu, özellikle rap sanatçıları için, mix mastering kalitesi dünya standartlarında. Hatta bayağıdır öyle. Yani mesela şöyle, dünya starı dediğim birisini aç, sonra bizim şarkılarımızı aç, mix master'da bir şey değişmez. Bak, prodüksiyon olarak eleştirebilirsin. Yani müzik olarak eleştirebilirsin. Bu böyle helzlerle alakalı teknik bir mevzu. Yani aralarında neden diyeceksin? Çünkü eskiden donanımlarla bu iş yürüyordu ve Türkiye'de distribütörlüklerde bunlar alınmadığı için yetişemiyorduk. Fakat artık iş yazılımda olduğu için denk yapıyoruz yani bu işleri. O dediğine cevap olarak da benim iki tane birbirini tekrar eden işim yok. Genrede de yok, tarzda da yok, bilmem ne de yok. Son Kez mesela temiz diyorsun ya, Son Kez'i ben çocukken evde chat mikrofonuyla yaptım yani. Onu sana temiz gelip de bugün milyon dolarlık kişilerde yaptığımız şeylerin kirli gelmesi, o biraz senin dinlerken peki, neyi keyif aldığınla da alakalı. Ben şeyi seviyorum, böyle o eski Ceza şarkıları gibi sesi, vokali rapçiden duymak istiyorum. Vokal dağıldığı anda mesela Çakal, Reçkol o tarz yaptık, onların tarzları var ya, böyle bir kirlidir tarz. Böyle şimdi mesela çok yetenekli, sevdiğim bir çocuk var. Ben de acayip değişik kişileri sevebilirim. Bu neydi? Veg Rumi mi? İşte Kennedy'yi ben vurdum falan diye bir şarkısı var. O da kirli mesela. Bak, sevdim ama kirli ses oldu mu hissedemiyorum şarkıyı. Yani ben biraz böyle bam bam o vokali çok net hissetmek istiyorum. Sanki son şarkıların bana biraz kirli geldi ama değil. Vallahi 48 saatte 1 milyonu yakaladık. Yani o senin birazcık kişisel tercihinle de alakalı dediğin. Zevk böyle meselesi. Yo, ben hangi şarkıları sevdiğini böyle sıralı halde hani baş başayken söylersen ama ben senin frekans olarak ne demek istediğini anladım bu arada. Yani. Sen mesela, dinamik işleri değil de daha çok daha az dinamik olan işleri seviyorsun. Yaptığımız işler son dönemlerde biraz dinamik. Yani hardback olarak birazcık yukarıda işler. Senin arabanın EQ'sunu falan ben bir ayarlayayım. Arabam Merso. Ayarlamak lazım. Ya çok seviyorum ya. Bir de niye seviyorum biliyor musun? Şimdi ben eskiden, benim hayallerimi siz aslında iki yönlü gerçekleştiriyorsunuz. Ben ticaret ve işte eğitim kısmına girdim. Sen rap'i bırakmadın, devam ettin falan. Kaç yıl oldu? Çok sevgili arkadaşlarım var. Sen de onlardan birisin. Hayran olduğum kişilerden birisin. Lan nasıl yazıyor? Şerefsiz nasıl yazıyor? Keşke öyle anmasam, çok sağ ol. Böyle bir sürü küfür arka arkaya sıraladık. Nasıl yazıyorsunuz oğlum falan dediğim kişilerden birisin. Lütfen bizi heyecanlandıracak, ayağa kaldıracak şarkılar yap. Böyle avukatınla beraber yap şarkıları. Taner, hayatımın bir süredir, yani özel hayatımın bir süredir karışık olduğu zamanlardan geçtim ve böyle zamanlarda her zaman sanatına yansıtmak istemediğin ya da yansıtırsan bedelinin korkunç olabileceği şeyler yaşadığın için durmayı da zamanla öğreniyorsun, deneyimliyorsun vesaire. Aslında yani üretmekle yayınlamak arasında bir fark var. Herhalde benim bugün ölsem stüdyomda herhalde bana 100 yıl yetecek kadar şarkı vardır, öyle evet, diyeyim sana yani. Çünkü ben herhalde tanıdığım müzisyenlerin içinde benden daha çalışkan kimse yok. Yani sabah kalkıyorum, tek işim bu, anladın mı? Başka bir işim yok. Borsa ama, falan? Ama ya onlar artık benim için şey gibi, uzunluğun bir parçası gibi. Heyecanlandıracak şeyler için çok fazla zaman ve emek ayırmak gerekiyor. Ekibimle de uğraşıyorum yani. İsim vermeyi sevmiyorsun ama yine de Türkçe rapçiyi dinlemek zorunda kalsam 5 kişi kimi dinlersin? 5 tane rapçi dinlemek zorunda kalsam. Hiç söylemek istemem ya. Ama şunu da bil, yani çocukluğumdan beri, yani ilk verdiğim röportajdan beri değişen bir şey değil bu. Ben gerçekten Türk müziği çok dinlemiyorum. Ayrıca ben rap dinlemeyi de sevmiyorum. Ben kendimi ifade etmek için... Şu an için... mesela Ezhel bir şarkı yaptığında dur bir dinleyeyim demiyor musun yeni bir şarkı? Sercan uzun süredir dinlemiyorum. Anıl Piyancı yaptığı zaman? Anıl'ı hiç dinlemiyorum.
Başka kim var işte? Bunları sorma ya. Boş ver. Yapma ya. Boş ver. Gerçekten. Vefasızlık var mı Türkçe rapte? Denyoluk var. En büyük yani gerçekten bak benim bir şarkım var. Bu projeyi bana yaptıran şey bir şarkıydı. Şarkının sözleri şuydu. Bu hayatım var çemberi insanların hançeri. Kalk ayağa çocuk diklen. Sil yüzündeki kan teri. Şimdi bir sürü böyle bölüm. Şimdi gerçekten baya baya aleni namertlik gördün mü? Evet. Aleni yavşaklık gördün mü? Evet. Ulan bayağı gözünün içine baka baka yalan söyleyen gördün mü? Masayı kırayım mı şimdi senin ben? Evet gördüm yani tabii ki de. Ulan gözümün içine baka baka yapmayın dediğin durumlar oldu ve bunu... Ya şöyle günlük ticarette bunları yaşamıyorsun ama hı. Türk rapindeki çocuklar mahalle tozu yutmamış çocuklar. Oğlum senden ne istiyorlar? Sen hayır, kimseye bir şey yapmıyorsun hayır, ki. Bir insan niye sana hayır, yamuk şöyle, yapar? Çocukluğumdan beri rap sanatçılarıyla beraber hı. takılmamak için büyük bir çaba sarf ediyorum. Çünkü bunların içinden çok azı benim kafamla uyuşan kişiler. Şunu anlayamıyorum abi. Biz seninle geldik ve hı-hı. bir muhabbet ettik değil mi? Şimdi belki ekmek bölüşmedik ama seninle bir muhabbetimiz var değil mi? Evet. 6 ay sonra durduk yere benim hakkımda benim aleyhime hı-hı. bir şey yapmanı mesela ben şeyi anlayamıyorum. Dedim ya mahalle tozu herhalde eksik kalmış yani arkadaşların. Böyle çok rahatlar yani. Kamuoyunda falan da yani. Sinirlerimle oynamayı seven tipler var ki yani ben öyle çok da sinirleriyle oynanması gereken bir insan olduğumu düşünmüyorum yani. Bence dikkatli olmaları gereken bir alan. Benim böyle çembereme giriyorlar bazen. İyi olmayacak sonu. Birinin seninle ilgili bir gerçeği, yalan değil, gerçeği başka birine söylemesi... Seni rahatsız eder mi? Ya yo yalanı da söylemesi etmez ki. Sadece bak abi benim kim olduğumla alakalı varsayımdalar. Bak ben bunu baştan da söyleyeyim. Bu herkes için geçerli. Ya sen Taner'i günlük hayatta kızını severken mesela ona kahvaltı hazırlarken gördün mü? Günlük hayattaki hı-hı. ritüellerini biliyor musun? Gerçek niyetini ya da kim olmaya çalıştığına dair benzeşmeleri tahmin edebilir misin? Edemezsin. Öyle şeyler okudum ki öyle şeyler yazıldı ki vay be yani hakikaten ben bunun için mi uğraştım lan? Yani bunun için mi taviz vermeden bu kadar emek harcadım? Bir tek şeye seviniyorum o da şu benden 10-15 yaş büyük müzisyenlerden daha eski müzisyen oluşuma. Yani çocuk yaştan beri bu işin içinde olduğum için benim için onlar böyle görünmez nitelikte her zaman. Yani övgüler de beni sarmıyor, nefret de beni sarmıyor ama şaşırtıyor. Samimi söylüyorum şaşırtıyor. Değiştirmiyor ya da kitlen beni esir alamıyor. Ben mesela yarın Ömer Soy'u övmek istersem yarın, değişirsem överim kanka. Ben öyle birisi olamadığım için yapıyorum yani. Çıkarcılık hala var mı Türkçe rapte? Her şeyde var ya. Sadece Türkçe yani rapte. Ya bu arada hep böyle şeyini söyledik de 10 numara işte arkadaşlar da yok değil yani. Mesela en vefalı çıkan arkadaşın kim? Defkan. Gerçekten mi? Tabii canım. Defkan yurt dışında mı yaşıyor? Yurt dışında, Almanya'da. Yani ben çok üzülüyorum. İnsanlar şimdi kendini övemezsin tamam mı? Bunu etik olarak doğru bulmuyorum. Yani ben merkezci bir müzik dedik ya. Ben de bana göre en iyisiyim. Evet. Hatta keşke hepimizi bir odaya kapatsalar da hangimiz en iyisi herkes görse. Tamam mı? Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşımın, abimin hı-hı. hakkının yendiğini düşünüyorum. Bizim İngilizce'de underrated dediğimiz şekilde mi? Yani yo, şu anda zaten iyi. Bence yani şöyle. Gitgide yükseliyor. Zaten önümüzde herhalde 20 tane herif kaldı yani. Sollayıp geçeceğiz herkesi de. Yani bu değil ya. Yani bu işi iyi yapanların hı-hı. çıkış yapması için illa hip-hop'un Türkiye'de kültü olması gerekmiyor. Gayet böyle basit metriklere dayalı olarak da ona bakan mesela şey diyebilir yani. Sefo sence rapçi mi? Artık bıraktım rapi. Sefo hakkında konuşmasam olmuyor. Norm Ender rapçi mi? Bana göre mi? Evet. Tepki sence rapçi mi? Tepki evet. Sever misin? Hayır. Neyini sevmezsin? Rapini mi? Hayır. Yani rapiyle alakalı bir problem yok. Kişisel bir sorunumuz var. Ama hı. gelecekte çözeceğimize eminim. Kötü anlamda mı çözeceğiz eminsin? Yok ya. Öyle Allah. Değil. On kaç yaşta da mı? Ya şöyle. Hiç beraber şarkı yaptınız mı tepkiyle? Yaptık. Bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ben şeyden yanayım. İletişim kurulabiliyorsa birbirini sevmek ya da iş yapmak babında devam etmek zorunda değilsin. Hı hı. Yani bir şekilde mesela şeyi biliyorum. Biri daha asla onunla takılmam yani. Hani ya da yan yana gelmem. Ama aramızda bir problem olması anlamına gelmiyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Onu iyi ya da kötü bir insan olarak değerlendirmemin biriyim. Türk hip-hop'una verdiği katkı ve emek şey... Hayır ben kendi adıma konuşuyorum. Evet, evet. Türk hip-hop'una benim çok nefret ettiğim adamlar var. Çok. Tamam. Kim? Belalarını sikeceğim zaten. Ama şu var. Hala kapatmadığın defterler mi var? Ama şu var. Türk hip-hop'una emek vermiş insanlar yani bunlar.
Ya emek ayrı bir şey. Tepki kadar çalışkanını da hayatımda görmedim bu arada. Evet, bak, iyidir. Arı gibidir. Acayip çalışır. Sadece başka onun seçimsel yani tercihleriyle ilgili. Yok, oralara girmeye gerek yok. Onun kişisel hayat macerası abi. Biz ne diyebiliriz çocuğun? Kazık yediği olmuştur, umarım kazık attığı olmuştur. İyi olur. Ben de severim. Yani sevdiğim insanlardan biri. Sonuçta beraber ekmek yediğim insanlar. Yani dostum dediğim insan. Bak, klibimi çekmiştir. Bak, bir sürü hakkı geçmiştir bana. Yani yönetmenliğini falan çok severim. Tatlı çocuktur. Ama biraz bazı şeyleri geç teslim eder. O teslim konusunda kendini geliştirme lazım. Vallahi canım yani kardeşim, şimdi sen de bak, daha yeni tanıştık biz aslında. Ama uzun zamandır takip ettiğim için benim gönülden bir bağım var sana karşı. Çünkü ben yetenek ve derinliği seven bir insanım. Tanırım. Sen bambaşka bir insan çıkarsın, umurumda olmaz. Derim ki ben onun müziğini ve derinliğini seviyorum. Ha, çocuk kişisel uyuzdur, cimridir, gıcıktır, bilemem yani. O beni ilgilendirmez ya. O yüzden seni davet etmek istedim. Şurada şöyle ağzı laf yapan, İki kelimeyi bir araya getiren bir insan duyalım. Biraz bir konuşsun istedim. Tabii sen de insanların kalbini kırmak istemediğin için isim vermiyorsun. Çok konuşmuyorsun. Bunu da anlıyorum. Küçük rapçi genç kardeşlerimizi, onlar tabii her ne kadar reddetse de siz kimsiniz lan falan dese de zaman zaman biz kendimizi... Yok ya, benimle ilgili öyle bir şey yok. DM kutumda hepsi varlar ya. Hani şey anlamında. Biz korumaya kalktığımız zaman, bir nasihat etmeye kalktığımız zaman 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 böyle ya abi konuşmayın, biz biliyoruz ya ne yaptığımızı deseler de çok saygılı olanları da var, evet, aralarında. Evet. Bayağı ince ruhlu olanları var. Yani hatta yani yazdıkları için abi, onları biliyorum. Rapçi yani değil ama buraya Semih Cenk geldi. Çocuğa sarılıp öpesim geldi. Oğlum dedim, ne kadar düzgün. Ne kadar terbiyeli çocuk. Öyleymiş. Yani gerçekten bak, hani ben bayıldığım çocuklar var. Abi yönetmeni benim ekipten. Batıkan arkadaşımız. O kadar da kötü gitmiyor bazı şeyler. Sadece sen dedin ya, dinleyen ne abi? Dinleyenin suçu. 200 milyon insan dinliyorsa Gucci, Prada'yı, O yapanın değildir artık. Birileri bunu istismar edecek tabii yani. Ama ben orada bireysel olarak şeyi de söylemek zorundayım yani. Üreten de birazcık düşünmeli. Üreten biraz senin terazinin senin tarafına geçmiş durumda. Yani senin gibi gördükleri için gitgide hevesleri kırılmış vaziyetteler. Senin abi dediğin, saygı duyduğun büyük bir rapçi var mı? Neydi? Türkçe'de mi? Ha, Türkiye'de. Yok. Ceza, Sagopa, Fuat. Yok. Diyaloğun var mı? Ceza beni takipten çıkmış. Bir sorun mu oluyor? Niye? Bilgin abiyle. Yok ya, ne sorunum var. Neden çıkmış? Belki kimseyi takip etmeme kararı almıştır. Ne bileyim, patlamış mısır bitmiştir evde, canı sıkılmıştır. Severim, Bilgin abiyle bir problemim olamaz. Ayben de benim ablam ya. Yani. Görse seni tanır mı? Tanışıyoruz birbirimizle. Evet. Fuat görse seni tanır mı? Fuat'ı tanıyor musun? Fuat abiyle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Sagopa ile ilgili? Sagopa ile ilgili de bir şey söylemeye gerek duymuyorum. Sagopa'nın sadece benim için kariyerinde bir 10 yıllık zamanı yok. Onun dışında ben o arada da ona laf söylemişimdir yani birkaç şarkımda yani. Ama onun önceki ve ondan sonraki şeyi benim için... Dediğim gibi onun emeklerini de asla yani. Kolay da değil. Kaç yaşına geldi insanlar artık? Yok, hangi arayı dediğimi sen de biliyorsun ya. Evet, evet, evet. Bak, ben çok iyi anlıyorum. Ama biz, sizler artık, senin jenerasyon bizim için onlar gibi. O farkınız yok. Evet. Ceza, Sagopa, Fuat, okey. Öncülerdir. Açıkçası birazcık duygusal da bir şey. Onların böyle yaşlandığını görmenin falan enteresan tarafları da var. Yok değil yani. Öncülerdir. Saygımız tabii, sonsuz. Tabii. Çok severim hepsini yani. Evet. Dediğim gibi birisini seviyor ya da sevmiyor olmam ya da kötü buluyor ya da kırgın olmam onun emekleri hakkında. Emek başka bir şey. Ya bu insanlar emek verdiler. Bu saydığın bütün isimler tek tek emekçiler yani. Sadece işte şimdi bak, bitirmeden böyle aklıma geldiği için söylüyorum, üzülüyorum da. Az önce dediğin ya, Hayki mesela, Cayır Cayır yeni nesil müzik yapıyor. Adamı fosil ilan ettiler resmen. Sanki algıda... Ama bu onun öyle olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Birileri öyle zannedip ona tıklamıyor diye o değerinden bir şey kaybetmiyor. Tabii ki. Yani ama bunun böyle algılanıyor olmasının getirdiği bir problem var. Bunu da o fark edip bir şey yapmalı. Bununla ilgili. Ya, o da bunu bilecek kadar profesyonel bu arada. Bilmiyorum. Tercih etmiyordu. Bana yani. Çok zor. Bana ne oluyor biliyor musun? Bir insan yükselişte, önü kesildikten sonra, düştükten sonra tekrar yükselmek bana çok zor. Çok değişik bir strateji diyorsun, lazım. İkinci yarı diye bir ya şey Türkiye'de Bayhan, pek olmaz mı diyorsun? Ya Bayhan mesela yükseldi, indi, yıllar sonra bir şey oldu, bir şans yüzüne güldü, çıktı, tamam mı, tekrar. Düşünüyorum mesela şu an Hayki'yi. Abi önünü ne kesti? Yani ne oldu? Bu çocuk neden Türkiye'de bir numara olamadı? Ve ne yapmalı? Ya bu kadar yetenekli insanlar, bence çok tüketim döneminde olduğumuz için 15 yaş mesela 20 yaşındaki rapçi ile 35 yaş arasındaki rapçi artık bizim jenerasyonumuza göre aralarında 50 yaş var gibi bir şey oldu bence. Şimdi Hayki benim yakınım. O yüzden ağzımdan çıkanları, o da bu röportajı izleyecek. Ben bu kısmı ona yollayacağım. Tamam? Direkt sana onun ağzından bir cevap veriyorum. Benim IQ olduğumu düşün. Taner, bıktım. Ben bir yarış atı değilim. Nedir bu en tepe, en aşağı, en üst, en alt?
bu tür kaygılara sanatçıları itmeyi de... Bak sana bir şey söylemek istiyorum. Bundan 4 yıl evvel bir tane çocuk benim için ne demişti biliyor musun? Benim bir tane şarkım Rota'nın kariyerindeki bütün şarkılardan... Kim? Ne olur? Ya ne olacak yo, ya? Yok yok, hayır daha çok dinleniyor demişti. Hmm. Tamam mı? Şu anda benim ilk 10 şarkımdan herhangi bir tanesi onun bütün şarkılarından daha fazla dinleniyor. Bak ben bu durum tersindeyken de ondan iyi olduğumu zaten herkes biliyordu. Bu durum böyleyken de bu streamler bazında konuşmayı uygun bulmuyorum. Bunun başarı ölçütü olması demek aynı zamanda sanatçıyı bir şeye doğru itmek demek. Fark evet. ettin mi? Bazı underground sanatçılar gitgide müziği bırakıyorlar. Bu yüzden seni davet ettim. Ben konuşalım istiyorum. Sebepleri şu işte. İnsanlar sanatçılara yarış atı muamelesi yapıyor. Yani bak bu daha çok dinleniyor, bu daha az dinleniyor. Daha kötüsünü sana söylüyorum. Sanatçılar bu tezgaha geliyor. Maalesef. Çünkü bunu ne olur doğru bir yerden anla. Yeterince eğitimli değiller. Yani hayatlarıyla ilgili zaten öyle olanları bunu dert etmiyor. Mesela sen donanımlı bir müzisyenin çıkıp da az dinlenmesi ya da çok dinlenmesiyle alakalı bir şey söylediğini bir şey. O zaten kendi dünyasında kraldır yani hiç. Ama bu bayağı bunlara değinmez. Bayağı olgunlaşmak gerektiriyor bu. Yani şimdi hayki bu olgunlukta. Evet evet. Ben kendimden örnek vereyim. Bu kanalda 40 bölümü geçtik belki. 2. senemizdeyiz. En az izlenen bölüm ne biliyor musun? Türkiye'nin en iyi eğitimcilerinden, eğitim insanlarından birini konuk aldım. En az izlenen bölümü oldu. Okulu konuştuk, öyle eğitimi mi? Konuştuk, Türkiye'de eğitimi konuştuk, Türkiye'de okul, çocuklar, ebeveynliği konuştuk ama eğitimdi başlığımız. Öyle. Burada iki tane rapçinin anasına küfretsem en fazla izlenen video da bu olur. Bu işler böyledir. Ne oldu biliyor musun? Ekip bana dedi ki, ekip şu an yönetmen diyor ki etsin ulan, etsin izlensin diyor. Ve ekiple bir an şu kendimizi şöyle bulduk. Acaba bir daha eğitim konuşmasak mı kanalda? Dedim olur mu öyle İşte şey? Esir alındım. Olur evet, mu? Evet. Ben dedim konuşacağım. Eğitim 5.000 izlensin, 10.000 izlensin, 1 milyon. Ya Yusuf Güney 2 milyon izlendi mesela Astral Seyahat. Ulan Türkiye'de eğitimi konuştum ya. Ya 10.000 izlendi, 10.000 ya. İşte bana yapılan da bu. Yani hayatıma biri girdiğinde de verdiği öneri. Hı-hı. Bir arkadaşım, abi tutan şarkıların belli. Hı-hı. Öyle yapsana. Kanka öyle hissedersem öyle yaparım. Evet. Yani öyle hissetmeden öyle yaptığımda onu dinlemek bana utanç verir. Cringe gelir o bana. Yani mesela benim konserlerime gelirsen şeyi görürsün. Ben hiç romantik şarkılarımı o tutan duygusalları okumam yani. Yani konserde sarmıyor. Aslında hepsi onu dinlemeye geliyor yani. Anladın mı? Ama ben öyle hissetmiyorum. Ben hissettiğim şeyi yapmakta takıntılıyım. Herkes böyle yapmak zorunda değil işte. Çocuklar tutsun. Evlendin mi? Yok ya. Sevgilin var mı? Yok. Bayağı yalnız kahveni yapıp içiyorsun, oturuyorsun evde. Büyük öyle ihtimalle ha. De öyle öleceğim ya. Bırakmam canım ya. Ben vefalıyım. Bu arada artık yanındayım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Canın sıkıldı ama mı? Ama seninle evlenemem. Canın sıkıldı mı ara. Taner neredesin de gelirim. Eyvallah. Yurt dışında tabii uçağa biner gelirim. Her türlü gelirim. Bir tane defterimiz var. Bu deftere senden bir not rica ediyorum. Böyle bundan yüzyıllar sonra bir toprağa eşelediğimiz zaman, eşelendiği zaman yaşamam da o kadar. Benimki zaten orada kalmasın. Evet. Şu o cümleyi okuyup insanlar feyz alsınlar. Cümlen de hazırmış ha. Her zaman. Herkese kandım, beni sandı hayat gerizekalı. Şimdi büyüdüm bak o kara günler geride kaldı. Durdum düne baktım, bir çocuk gördüm derine daldım. Düştüm kalktım kader beni ben yaptın eline sağlık. Bugün burada olmanın önemini yakın tarihte göreceğiz. Evet tarihe not düşmüş oldu. Sevgili Rota, Rot, Bulut, Alpman benim tanıdığım güzel insanlardan birisi. Bizle yüz yüze çok görüşme şansımız olmamıştı hayat şartları. Ama bu an, bugün bu program vesilesiyle böyle güzel bir insanı tanıdım. Sizler de hem Rota'nın fanları hem benim takipçilerim. Aslında rap müzik çocuklarınızı bazen böyle hani bir şey oluyorsunuz ya korkuyorsunuz falan. Bu biraz böyle sanki avam bir yöne doğru gidiyor. Aslında çok da öyle değil. İsteyen kaliteli müzik yapabilir, kaliteli bir duruş sergileyebilir. Bulut da onlardan bir tanesiydi. Çok teşekkür ederim. İyi çok ki geldin sevgili dostum. Benim için ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu hayatın var çemberi, insanların hançeri. Kalk ayağa çocuk, diklen, sil yüzündeki kan teri. Ayağa kalkanların, diklenenlerin, her şeye rağmen yüzündeki kanı teri silip yürüyenlerin kanalındaydınız. Ben Taner Çağlı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese kandım, beni sandı hayat gerizekalı. Şimdi büyüdüm bak o kara günler geride kaldı. Düne baktım, bir çocuk gördüm, derine daldım. Düştüm kalktım, kader beni ben yaptın eli.